Ukraynalılar Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri havaya uçuruyor. NTV ekibinden Osman Terkan'la Cumhurçatka'ya, Kiev yakınlarındaki İrpin nehrine gitti. Yakılan köprüyü görüntüledi. Rus ordusuna bağlı zırhlı birlikler bu yolun ilerisinde. Yani buradan Kiev'e yürümek istiyorlar. Günlerdir müzakere bekleniyordu, durdular. Ve bu bölgeyi Ukrayna askerleri, bakın bu köprüleri... Ukrayna askerleri imha etti. Rusların ilerleyişine engel olmak için. Ki doğu bölgesinde birçok köprü bu şekilde imha edildi. Sebep Rus ordusunun, Rus askerlerinin Kiev'e ilerlemesini engellemek. Şu anda bir taraftan da çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Az önce gelen haber, Buça normalde Rus askerlerinin kontrolüne geçmişti. Ama şimdi... Burada bulunduğumuz yerde Ukrayna askerleri var. Bakın bir atış daha yapıldı şimdi. Çevremize sık sık mermi isabet ediyor. Top mermileri. Tehlikeli bir bölge. O yüzden çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Buça az önce Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Ukrayna askerleri kamu binasına Ukrayna bayrağını yeniden çektiler. Ve bölgeden tahliyeler devam ediyor. Çok sayıda insan. Buradan geçiş yok çünkü... Rus ilerleyişini engellemek için bu köprüler yıkılıyor. O nedenle de işte Buça'da yaşayanlar, İrpin'de yaşayanlar bu köprüden, yıkılmış köprüden geçiriliyorlar. Eşyalar, yanına alabildikleri tüm eşyalarla ve buradan İrpin Köprüsü'nün ilerisinde de otobüslere bindiriliyorlar. Kiev'e doğru yola çıkılıyor. Ve halen çatışmaların yoğun olarak devam ettiği bir nokta. 6000 nüfuslu bir yer burası ve şu anda hayalet şehre dönmüş durumda. Bakın. Bu İrpin Nehri, bulunduğumuz nehir, İrpin Nehri en stratejik noktalardan biri. Çünkü Rus birlikleri, zırhlı birlikleri eğer bu köprüyü geçebilirlerse önümüz Kiev. Yaklaşık 20 kilometre sonra Kiev merkez. Yani şehir çatışmalarının başlayacağı nokta. Bu noktaya gelene kadar çok sayıda kontrol noktasından geçtik. Hemen İrpin'in girişinde büyük bir set kurulmuş, savunma hattı oluşturulmuş. Orada Ukrayna askerleri var. Gerçekten de... Kritik dakikalar. Bakın işte Ukrayna askerleri burada hazır olarak bekliyorlar. Hem şehrin içinde direnişçiler var. Onlar tahkimat hazırlamaya devam ediyorlar. Barikatlar kuruluyor günlerdir. Kievlilerin en büyük endişesi. İşte günlerdir yaklaşık Kiev'e 40 kilometre, buraya ise 10 kilometre mesafedeki bekleyen Rus sırlı birliklerinin Kiev'e ulaşması. En büyük risk bu. Bu nedenle de şu an için her ne kadar onların girişini engelleyemeseler de kendilerince önlem aldılar Ukrayna askerleri. Ve bölgedeki yani kuzey hattından Kiev'e giden tüm köprüler bir bir Ukrayna askerleri tarafından imha ediliyor. Bir atış daha yapıldı. Burası bir otoban, bir çevre yolu, geniş bir yol. Kiev'e uzanıyor. Yaklaşık 20 kilometre ilerimiz Kiev. İşte Rus askerleri hedefi bu yoldan Kiev'e ilerlemek. Gelenler var. Buça'da oturup, işte Buça'da oturup günlerdir ateş hattında yaşayan Ukraynalılar da bölgeyi terk ediyorlar. Binaları görüyorsunuz. Bu yol boyunca az önce kameraman Cumhurçatka'ya ile yaptığımız izlenimde yol boyunca bütün evlerin hasar gördüğünü gözlemledik. Yani burası günlerdir karşı taraftan Buça'dan Rus birlikleri tarafından topçu atışına maruz kalan bir bölge. Evet. Rus askerlerinin ileride olduğunu, şu anda diyor bir süpürme operasyonu yapıldığını belirtiyor Ukraynalı komutan.